Ben aslında önden gelmem lazım ama Konfederasyon Başkanı Zülfü Getirici oldu efendim. Başkanım diyorsun. Günaydın efendim, nasılsınız? Selamlar efendim başkanım. Adana'dan önce sığarız. Adana'dan selamlar. Hoş geldiniz. Yapıyoruz. Ekstra bir şeye gerek yok. Ama her zaman arkadaşlarımızın yanındayız. Biz bugüne kadar desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu birliktelik devam edecek. İnşallah. İzzet abi Samsun'dan geldi. Samsun Dernek Başkanımız. Arkada atladıkları. Beysim abi Sakarya'dan geldi. 5 yıl belki. Çok iyi bir noktaya geldi. İnşallah şahsınıza daha iyi yere gelir diye umuyoruz. Yakalayamamışız, yakaladı inşallah. Çok yavaş gidiyor çünkü. Güzel bir şey var, orada bir iki rötuşla çok daha farklı bir ticari gelişme olabilir. Yaklaşık 24 kişilik bir yönetim kurumumuz var. Türkiye'nin tamamında da 170'e yakın derneğimiz var. Ben 8 diyordum ama 9 federasyonumuz var. Bunların ikisi İzmir'de, işte Sakarya'da, Eskişehir'de, Edirne'de, Adana'da. İstanbul'da, Adana'da federasyonumuz var. Yani tüm Türkiye'nin tamamına hitap eden Balkan Türk'ü nerede varsa orada olan arkadaşlarımız. Atalay Bey var. Mersin'den gelemeyen selam gönderen arkadaşlarımız var. İzmir'den öğlen gün katılacak. Toplantılarımızı geçen seneki genel kuruldan sonra böyle federasyon merkezlerinde bulunan diğer yöresel derneklerle beraber olalım. Yerel idarecilerle tanışalım. Derneklerimize ve federasyonlara yapmış olduğu verilen desteklerden dolayı hem teşekkür ederim. Sizleri daha iyi tanıyalım diye. Odun Pazarı'na ayrıca teşekkür ediyoruz. Balkan evinden geliyoruz. Türkiye'ye örnek olacak bir bina, çalışma gerçekten iyi bir proje. Belediye olarak çok teşekkür ediyoruz. Canlarımızı, desteklerimizi dolayı. Göçmen kenti Eskişehir. Ben Kırım'dan Romanya, Romanya'dan Eskişehir'e gelen bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla işte Dobrucan'ın yarısı Bulgaristan'da, yarısı Romanya'da bizim hemşehrilerimizle birlikte Balkan ve Rumeli'yi seviyoruz. Gerçekten belki de Osmanlı'nın esas Türk saydığı yer orası. O nedenle orada çok fazla Türk izleri, çok fazla. Ama Türkiye'deki örgütlenmenizi de ben takdir ediyorum. Doğru bir iş yapıyorsunuz. Yani bu bir şovenist bir bakış değil. İnsanların birbirine dayanışması lazım, insanların birbirini tanıması lazım. Onun için bir sebep lazım. Bu sebebi mevcut, herkesin çok iyi bildiği bir sebep varken başka sebepleri aramaya gerek yok. Yani bu doğru bir iş. O nedenle de zaten örgütlenme başarılı da gidiyor. Yani Eskişehir'de de biz arkadaşlarımızın çalışmalarını görüyoruz. Şimdi bizim Eskişehir belki de nerelisin diye sorulmayan ender yerlerden biri. Herkes Eskişehir burada. Evet. Böyle bir de kültür oluştu. Bunda en büyük pay göçmenler. Çünkü hepsi işte bir yerlerden gelmiş.
burası Kırım, Kafkas, Balkan, şimdi Türkiye'nin içinden farklı yerlerden de göçler alıyor. Bizim Eskişehirlilikte farklı bir şey oldu burada. Size her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Çalışacağız. Yani bu,